Herkese merhaba. Yansıma sözcükler konumuzla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklidiyle oluşturulan sözcüklerdir. Mesela miyavlamak bir kedinin sesinin taklidiyle oluşmuş. Fısıltı fıs sesi burada da miyav sesi fısıldarken böyle fıs fıs diye ses çıkar. Oradan taklit edilerek oluşturulmuş horlamak gene horlarken çıkarılan hor sesi taklit edilmiş hapşırmak hapşırırken çıkardığımız ses siz deneyebilirsiniz. Ben deneyip biraz e, komik duruma düşmeyeyim. Havlamak, yine hav sesi. E, melemek, m me, kuzunun melemesi. Patırtı pattır yansıma kök. E, gümbürtü güm yansıma kökümüz. Gürültü ilginç değil mi arkadaşlar? Bunu çoğumuz yansıma olarak bilmiyoruz değil mi? İlginç, değişik ama bu da yansıma bence bugünün yıldızı bu kelime. işaretleyelim lakırtı lak dan geliyor, şırıltı şırdan geliyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar yansıma sözcükler e, ses taklidi yani doğadaki seslerin taklidi. Bu arada doğa deyince e, bağ, bahçe, kır, ova anlamayın dikkat ettiniz mi? Hayvan sesleri de var. Hayvanları da doğa sesleri arasına alıyoruz yani. Burada bir de bilmemiz bilmemiz gereken o bence. E, yansıma sözcükler ses taklidi olduğu için arkadaşlar işitme duyusuna hitap eder. E, dolayısıyla işitme duygusuna dayanmayan böyle yansımaymış gibi görünen e, ses kulağımıza gelen ses itibariyle mesela e, işte ışıltı e, pardon şırıltı ışıltı. Böyle kulağa şırıltı, ışıltı, aa benziyor. Yansıma mı diye geliyor? Halbuki ışıltının e, işitme duyusuyla alakası yok. Eee ışıltı tam tersi görme duyusuyla ilgili. Yani bir sözcüğün e, yansıma olması için mutlaka işitme duyusuna dayanması lazım. İşitme duyusuna dayanmayan ses yansıma değildir arkadaşlar. Kitabınızda açın buraya sizde yıldızlar atın. Mesela temizlik yapınca her yer ışıl ışıl parladı. Işıl ışıl kelimesi yansıma değildir. Çünkü işitme duymay, e, duyumuzla hiçbir alakası yok. Yansıma sözcük bu kadar. E, bu bu konuyla ilgili özellikle e, sözcükte yapı konusunda yansıma sözcüklerden bahsetmiştim. Yansıma sözcüklerin sözcüklerinin köklerinin isim olduğunu söylemiştim. O konuda anlattım ama burada da birazcık bahsedeyim. Mesela miyavlamak. Kökümüz isim köküdür. Sonra L'a gelerek isimden fiil yapmıştır. Ama yansıma sözcüklerin kökü daima isimdir. Bunu unutmayalım. Yansıma sözcüklerden yeni kelimeler türetebiliriz. Gördüğünüz gibi mesela isimden bir fiil türetebilirim. Tek başına isim olarak da kullanabilirim. Şimdilik yansıma ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Test bölümünde yansıma sözcüklerle ilgili sorularda çözeceğiz. Bir dahaki konumuzda görüşürüz.